korktum Halil. Tamam geldim, yanındayım. Paketler nerede? Polise verdik. Ömer komiserle konuştun mu? Konuştum. Geleneği aldığı mağazayı bulmuşlar. Kurye şirketindekilerin de ifadeleri alınmış. Nerelerde dolaştığı belli. Bu iyice azdı. Meydan okuyor herkese. Ne demek bu? Ben istersem evin içine kadar girerim demek. Bunlar son çırpınışları. Allah elini ayağına dolaştırsın inşallah. Onları göndermekle polise ipucu vermiş oldu. Bir adım daha yaklaştırdı kendini. Korkma. Yolun sonuna geldi artık. Yakalanması an meselesi. Otobüs terminalleri garlar kontrol altında. Kilit noktalarda da ekipler arama çalışması yapıyor. İstanbul dışına çıkması zor. Niyeti belli. Niye şehir dışına çıksın ki? Gazeteleri görmüştür. Gelinliğin bize ulaşacağını da akıl ediyordur. Bir süre ortadan kaybolup kendini unutturmak isteyecek. Buna sevinmem lazım şimdi. Bugüne kadar çok suçlu yakaladım Menekşe. Mustafa'dan daha zeki katillerle baş ettim. Onu da yakalayacağım. Güven bana. Pardon. Bir dakika. Açık mısınız? Yok, kapattık. Sağ ol. Çay var içersen. Ya, vallahi makbule geçer. Ondan kurtulmamız çok yakın. İnanıyorum ben. Sen de inan lütfen. Abi saygılar. Elemana ihtiyaç varmış diye duydum. Yani benim işe ihtiyacım var da. Daha önce böyle bir işletmede çalıştın mı? Çalıştım abi. Hem garsonluk hem gece bekçiliği yapıyordum orada. Burada iş seçmece yok ama. Bulaşıktan temizliğe her işi yapacaksın. Yaparım. Ha, adın ne? Hakkı. Benim adım Hakkı Yılmaz. Menekşe Hanım'ın boşanma duruşması için gün aldık. Bunun bilgisi için sizi aramıştım. Ne? Duruşma günü belli oldu. Haftaya pazartesi saat 10'da dava görülecek. Ne olmuş? Duruşma günü belli olmuş Menekşe. Ne diyorsun? Evin falan yok mu? Ailen, çocukların. Yok. Vardı bir zamanlar. Hepsi birden gitti. Bir kazada kaybettim. Başın sağ olsun. Ben sana ne dedim? Her şey yoluna girecek dedim, değil mi? Bak ne güzel bir yerde aldık bu haberi. Senin pastanende. Hoş geldiniz. İyi günler. İyi günler. Buyurun. Dün gece ormanın girişinde bir kaza oldu. Duydunuz mu? Yok. Kaza mı olmuş? Hay Allah. Ve siz yalnız mısınız burada? Yalnızım ben, evet. Yani bir patron, bir de ben. Başka kimse yok. Gittiler. Kimler? Polisler. Gitti. Gelebilirsin. Bana ne canım polisler? Allah Allah. Başın dertte mi? Bir alacak verecek davası vardı. İftira ettiler bana. Peşime adam taktılar falan. Sonra bir sürü şeyler oldu. Boş ver, anlatma. Bilmek istemiyorum. Bak ne buldum. Sonunda birazcık da olsa ilgini çekebildim. Ne bu şimdi? Kutudaki rakamlar bu dosyanın üstünde. Nereden buldun bunu? Tesadüfen elime geçti. Şirketteki dolapların birinde. Güzel. Ama boş bir dosya. Hayır. Bulduğumda tabii ki de boş değildi. İçindekiler bende. Böyle bir dosyayı senin hazırlamadığın ne malum?
Rakamları da sen yazmışsındır. Oyun oynamıyorum Halil. Dosyanın içindekiler bende. Hiç ilgilenmiyorum. Beni bir an önce ciddiye alsan iyi olur Halil. Kim o? Benim Emine. Hakkı? Babam mı geldi? Evet Şebnem. Ah. Baban geldi kızım. Baba. Gel, gel. Babacığım. Her iyiliğin bir karşılığı vardır mutlaka. Ne oluyor? Gel Emine gel. Şuna bak. Kimlerle çalışıyormuşuz da haberimiz yok. Ne yapmış ki? Herif 3 kişiyi gözünü kırpmadan öldürmüş. İkisi de kadın. 2 gündür gelmiyor. Belki de tahmin etti kaçtı. Allah korudu bizi. Asıl adı Mustafa Genç. Çok tehlikeli bir katildir. Siz onunla ilgili bir şey biliyor musunuz? Prens ve Kül Kedisi ömürlerinin sonuna kadar mutlu yaşamışlar. Gözümüz aydın ama, gözümüz aydın. Allah'a çok şükür. He? Canım benim Menekşem. Abi tamam, artık özgürsün. Ben seni sonra, tamam onun mı? Karısı değilim artık. Tamam hadi çüz. Allah'ın emri. Peygamberin kavliyle kızınızı istiyorum. Verdim gitti. Oh, Allah çok şükürler sana. Oh, bunu da gördük. Canım oğlum. Evleniyorlar sayende. Hayırlı olsun. Kardeşim. Gözüm benim. Annem. Canım. Mutlu etsin yavrum. Gel buraya. Canım benim. Evet. Çok teşekkür ederiz. Yani size öyle çok şey borçluyum ki. Sağ olun efendim. Gerçekten evladım. Hep dualarımda olacaksın bundan sonra. Sonucu en az sizin kadar sevindim. Hayırlı uğurlu olsun. Aslında geçmiş olsun demek daha doğru olur. Geçti mi gerçekten? İnanamıyorum ben. Benim karşıdaki adliyeye yetişmem gerekiyor. Başka bir duruşmam daha var. Ya hay Allah ya. Ya ben hep beraber kutlarız diyordum bunu. Başka zaman yine kutlarız. Alacağım olsun. Tamam. Hoşça kalın. Geçmiş olsun. Sağ olun. Güle güle. Hoşça kalın. Güle güle. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Allah razı sağ olun. Olsun. Sağ olun. Nereye gidiyoruz? Eve gidelim. Ben hemen güzel bir sofra hazırlarım size. Aa, olur mu canım öyle şey? Boğaz'a gidiyoruz. Ha şöyle ya. Evet. Ben sonucun böyle olacağına dua ederek yere gitmiştim bile. Hadi o zaman. Benim Necim. De hiç eve gidesim anne. Yoktu zaten. Annem. Yaşa nineciğim. Gel, gel. Dediğim gibi çok tehlikeli bir adam bu. Özellikle kadınlara karşı çok acımasız. Babam mı geldi? Evet Şebnem. Baban geldi kızım. Baba. Gel, gel. Baba.
Her iyiliğin bir karşılığı vardır mutlaka. Siz bir şeyler hatırladınız galiba. Burada birlikte çalıştınız bir süre. Söyleyeceğiniz bir şey yok mu? İyi bir insandı. Yani ne bileyim, siz katil falan deyince çok şaşırdım. İnanamadım. 3 kişiyi öldürdü. Ama biz ne bilelim? Sessiz, sakin bir adamdı. Çok konuşmadık. Merhaba, merhaba. Patates soy, bulaşık yıka. Öyle yani. Hakikaten yani, ben de çok şaşırdım. İnsanın yüzünden anlamıyorsun işte. Adını da Hakkı biliyorduk. Mustafa bilmiyorduk ki. Hakkı dedi bize. Evet, Hakkı Yılmaz. Başka da bir şey bilmiyoruz. Yine de bir şeyler hatırlarsanız... Hı-hı. Arayın bizi. Hı-hı. Ararız tabii komiserim. Siz de bir gelişme olursa bizi arayın. İyi günler. Güle güle. Güle güle. İyi günler. Güle güle. Bu kadın bir şeyler biliyor. Gözden kaçırmayın. Baş üstüne. Hay Allah. Kimseye güvenmeyeceksin işte bak. Sessiz sakin dedi, katil çıktı. Harun abi, ben birazdan eve gidebilir miyim? Hayırdır? Kız hasta. Komşuya bıraktım. İşleri toparlarım, merak etme. Zaten hafta arası pek müşteri de gelmez. Etrafta dolanıyordur diye korktun değil mi? Tamam tamam. Git çocuğunun yanına. Ama ne olur ne olmaz. Hazırla bir şeyler de öyle git. Tamam tamam, merak etme. Bir telefon edeyim de geleceğimi söyleyeyim. Tamam. Şebnem'i alıver bir zahmet. Biliyorum da al. Sen de dursun. İşlerimi toparlayıp geleceğim ben de birazdan. Gözünü seveyim, al yanına. Hastalık bulaşır diye korkuyorum. Tamam, Allah razı olsun. Geliyorum. Tamam abla. Hadi görüşürüz. Yarın nikah dairesine müracaat edeceğiz izninizle. Nişan falan yapmayacak mıyız önce? Vallahi gerek var mı bilmiyorum. Yok, hiç gerek yok bence. Yaza kadar bekleseydik. Yaza kadar? Evet, ne var ki? Paldır küldür evlenmeyi düşünmüyorsunuz herhalde. Uğraşma çocuklarla, uğraşma. Yüzleri gülsün azıcık, bırak. Güneş yüzlü. Aslında boşanır boşanmaz hemen evlenemiyormuşsunuz da... ...bizim Menekşe'nin durumu farklı değil mi? Evet. Avukatla iyice konuştunuz değil mi? Bir aksilik olmasın da. Yok. Mahkeme bir süre koymamış. Önce onu sordum, merak etmeyin. İyi. Güzel. Düğün pastanenin açılışından önce mi sonra mı? Nineciğim. Düğün her şeyden önemli. Ben düğün falan istemiyorum. Zaten bir nikah kıyarız. Bak bak. Telinle, duanla keyfini çıkarmadan dünyada ol. Ama annene ne gerek var? Bunlar formalite. Daha önce kanlı gözyaşı döktüm seni beyazlar içinde gördüğümde. Bu sefer değiştirmek için bu kaderi... ...mutlu düğün yapacağız illaki. Hmm.
Aslında çok da büyütmeye gerek yok. Sana ne oluyor baba? Düğün erkek tarafı yapıyor, korkma. Ondan değil. Ben şey için söylüyorum. Yani millete ilan edip olmadık insanları da haberdar etmeyelim. Evet evet, kendi aramızda yaparız. İlan etmeye gerek yok. Hala gölgesi üstümüzde alçağın. Hadi hadi, kaçırmayın keyfimizi. Kutlama yemeği bu, hadi. Anne, hadi. Hadi bakalım. Hadi. Menekşe ile Halil'in mutluluğuna. Her şey yeni başlıyor bizim için Menekşem. Geldi. Anneciğim. Hadi kalk kızım, kalk. Ne oluyor? Sen Nimet teyzenlere git biraz. Hadi benim güzel kızım. Gitmeyeceğim. Hadi dedim sana. Ne diyorsan onu yap. Baba. Gel canım, gel. Ağlama canım. Ağlama bir tane. Ağlama bizim. Hadi sen biraz git, biz annenle konuşalım. Alacağım ben seni birazdan. Hadi. Hadi kızım. Fark etti komiserim. Tamam, yer değişti. Ama gözden kaçırmayın. Ben birazdan arama izini yolluyorum. Baş üstüne bekliyorum. Diğer arkadaşlar da evin arkasındalar. Tamam, dikkatli olun. Polis dışarıda. Ah. Benim hemen çıkmam lazım. 3 adam öldürmüşsün. Gerçekten öldürdün mü? Hepsi bana kötülük etti. Hepsi. Biri daha kaldı. Onu da öldürmeden yakalanmayacağım. Onu da öldüreyim. Ne yaparlarsa yapsınlar. Umurumda değil. Yaklaşma! Pencereden uzak dur. Tamam. Arkadan çıkış var mı? Benim hemen çıkmam lazım. Bize bir zarar vermeyeceksin değil mi? Çocuğuma zarar vermeyeceksin değil mi? Neler söylüyorsun sen Emine? Ben kötü adam değilim. Ben bana yapılan kötülüklerin intikamını aldım bugüne kadar. Size bir zarar verir miyim? Geliyor musun? Yok canım. Şirkete gideyim. Yapacak işlerim var. Ya. Kızım bırak gitsin çocuk. Bundan sonra hep beraber olacaksınız zaten. Biraz daha sık dişini. Hadi. Canım. Hadi. Hadi buyurun içeri. Ya dur bir nefes alalım be. Hadi bakalım. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Teşekkürler. Hayırlı uğurlu olsun yavrum. Allah tamamını erdirsin. Sağ olun. Amin. Hadi söyle.
Ha, tamam. Müsaade ederseniz bu akşam menekşeyle yemek yiyebilir miyiz? Biz de yeriz hep beraber. Yok. Yani baş başa. Ha. Tamam tamam, ben de giderim, üç başta olur, tamam. Tabii. Tabii, memnuniyetle. İyi, hadi akşama görüşürüz o zaman. Tamam. Ben buralardayım. Aman gözün dört aç ha. O kadar yemek yedin, uyuyup kalma arabanın içinde. Ayıp ediyorsun abi. Neyse, görüşürüz. Şimdilik hoşça kalın. Tamam. Konuşuruz yine. Tamam. Evet. Mustafa Genç davasıyla ilgili arama izniniz var. Mustafa Genç'i burada mı arayacaksınız? Evet. Lütfen müsaade eder misiniz? Buyurun arayın, tövbe tövbe. Ne ilgisi var ki benimle? Komisere de söyledim. Tanımam etmem. Konuşmadım bile. Evimde niye olsun ki? Anne! Anneciğim! Anne! Gel. Susturamadım anacığım. Ne oluyor? Niye geldi polislere? Baba! Ama suçlu biri varmış da onu arıyorlar. Benim evimde hem de. Bakın çocuğu nasıl korkuttunuz. Çocuğu korkuttunuz. Hiç olacak şey mi bu canım? Bırak beni, bırak. Kızım. Babam nerede? Yavrum vallahi bir şey yok. Amcalar bir şey kaybetmişler, onu arıyorlar. Belki bizdedir diye. Oyun gibi yani, oyun. Korkma korkma. Senin adın ne bakayım? Allah aşkına. İki göz ev. Neresinde ne arıyorsunuz? Tuzluk kavanozun içine de bakın isterseniz. Arka tarafa da bakın. Bakıyorlar. Ne oldu? Boşuna yüreğimizi ağzımıza getirdiniz. Saklanacak yer mi var burada? Laf. Babam nerede? Diğer evlere de bakacağız. Sadece sizin eve değil. Bütün bölgeyi arıyoruz. İyi, arayın bakalım. Mustafa diyorum. Seninki nerede? Hadi sen de işinden gücünden oldun. Sağ ol Nimet ablacığım. Kalsın bari Şebnem de burada. Ben bitirdim temizliğimi ama yeniden bir üstünden gitmek lazım. Hadi konuşuruz sonra. Hiçbir şey anlamadım. Boş ver, yürü, ben anlatırım sana sonra. Çocuk korktu, hadi. Babam nerede? Saklambaç oynuyor bizimle. Şimdi onu arayacağız, biraz bekle. Tamam. Yardımların için teşekkür ederim. Sayende çok rahatladık. Rica ederim canım. Aslında çok kolay oldu. Adamın suç dosyası işimize yaradı. Tekrar tebrik ederim Halil Bey. Gözünüz aydın. Sağ olasın. Ne oluyor burada? Menekşe Hanım'ın boşanmasını kutluyorlar. Ne? Ne zaman boşanmışlar? Sabah mahkeme vardı. Halil Bey kimseye söylememi istemedi sonuçlanana kadar ama şimdi çok mutlu. Sonuç istedikleri gibi oldu. Şimdi en önemli sorunu atlattık. Gözün aydın. Tebrik ederim. Şirkete zaman zaman uğrayacağım. Benimle bağlantıyı sakın kesme. Bir şey olursa hemen ara, tamam mı? Peki efendim. Sakın buradan ayrılma. Atacakları güne kadar buradayım, merak etmeyin. Hadi görüşürüz, gözünü dört aç. Güle güle. Gel yine gel. Aman bu odada bir kelebek mi varmış? Pır pır kanat sesleri içeriden duyuluyor vallahi. Uçuyorum, yalan değil. Kurban olsunlar sana. Boşandım nineciğim, o pislikten kurtuldum. Çok şükür, çok şükür yarabbim.
Şimdi sobeleyeceğiz babanı. Hazır ol. Gittiler mi? Sobe. Sobe. Babacığım. Kızım, canım. Neden oraya saklandın ki? Dolabın içine girseydin de olurdu. He. Dur canım. Gittiler eminsin değil mi? Kimseler yok. Göremediğim varsa bilemem. Benim hemen gitmem lazım. Geceyi bekle bari. Yok. Vakit kaybedemem. Buraya polisler geldi. Aa, öyle mi? Ne yaptılar burada? Seni mi aradılar? Aa, beni mi? Ben sana oyun olsun diye saklandım bebeğim. Beni niye arasınlar? İçine biraz yiyecek de koydum. Sağ ol. Nereye gidiyorsun? Bir yere kadar gidip geleceğim. Çantanı alma o zaman. Yavrum, bak işimi halledeyim hemen geleceğim. Gelmeyecekse yine göremeyeceğim seni. Gitme baba, ne olur gitme. Yavrum. Ben de geleyim o zaman. Beni de götür baba, ne olur. Baba, ne olur. Emine. Yavrum, bırak. Bırak da gitsin gelsin baba. Hadi benim güzel kızım. Gitme. Ben halledeyim geleyim, tamam mı canım? Gel. Hakkını helal et. Çare düşünürüz. Gitme. Ay, onun altına giyecek ayakkabım yok ki benim. Aa, nasıl yok? Siyah topuklu ayakkabılarım var ya. Doğruyu unuttum. Ay, ben bunun dolabındakileri daha iyi biliyorum. Heyecandan uçtu gitti aklı. Olacak o kadar. Çok heyecanlıyım, çok. Nineciğim, şunu taksana ne olur. Kızım sakin ol. Akşama daha çok var. Artık misafirsin bu evde. Haydi bakalım. İçimden gülmek geliyor. Ağzımı toparlayamıyorum. Gönül ne tarafa işaret ederse, beş duyu da eteklerini toplar, o tarafa koşar işte böyle. Babacığım ne olur yapma. Ne yapmayayım? Ne olur beni adama verme. O adam diye kimden bahsediyorsun? Hey! Daha ölmedim lan ben. Affedersin baba. Çalışıyorum, eve faydam var. Ne olur evlendirmeyin beni. Ne isterseniz yaparım ama evlenmek istemiyorum. Ne demek oluyor? Yapma! Ha? Yapma! Anneciğim git sen. Niye istemiyorsun lan? Evlen. İkilenme! Yapma! Karışma! Ne diyorsun? Terbiyesiz. Ne diyorsun? Yapma! Kızıma bunu yapma. Sen kimmişsin lan? Bırakın. Evlenmeyecekmiş. Gel. Gel buraya. Yapma. Gel lan buraya. Yeter. Sen çekil. Yeter değil. Sen kimsin lan evlenmeyecek? Evlenmeyecek. Bir tane daha vurursan sütümü helal etmem sana. Çekil. Yavrum. Evlenmek istemiyor. O akıllıdır. Terbiyelidir. Tek kızımızdır. Hop, ne olacağım başıma? Puh, terbiyesiz. Evlenmeyecekmiş. Evlenme de göreyim. Bir tane sağlam kemiği tamam. Kalmaz lan. Baba sakin ol, sinirlenme boşuna. Tutamadım canım, tutamadım.
sus konuşma. Soğuk süre bekle. Evlenmeyecekmiş bir de. Bunu işten alalım baba. Evlenince mecbur çıkacak. Mustafa çalıştırmaz zaten bunu. Ninem. Sağ ol. Al. Bitti. Teşekkür ederim annem. Şu kızı böyle mutlu gördüm ya. Şu adamdan kurtulduğu günü gördüm ya. Artık ölsem de gam yemem. Yok. Bittiniz siz. Bittiniz artık. Bittiniz. Bittiniz. Ne oldu? Yok bir şey. Menekşe. Gel abim. Ne oldu? Nasıl bakıyorum ben senin yüzüne? Nasıl? Abi. Ne oluyor? Gel, gel. Boşu boşuna ne acılar çektik. Olması lazımdı işte. Kendi rızanla evleneceğim bir adama gitmen lazımdı. Ben sebep buldum Mustafa ile evlenmene. Tamam bitti. Ne olur bugün alma onun adını. Berekşi özür dilerim Berekşi. Berekşi. Özür dilerim Berekşi. Her şey için özür dilerim. Sana yaşattığım her şey için özür dilerim. Hadi ben dükkana gidiyorum. Burnu yere düşmüş almaz. O da özür dilese erkekliğinden eksilecek sanki. Dilemez. Ağlama ne olur. Bu söylediklerim benim için çok değerliydi abiciğim. Çok şükür ki bitti o günler. Çok şükür ki artık olmayacak hayatımda. Ben de gideyim pastaneye bakayım. Ustalar yalnız kalmasın. Tamam. Alo. Merhaba Menekşe. Benim ben Zeynep. Tanıdım. Tebrik etmek için aradım. Halil boşandığını söyledi. Artık önümüzde hiçbir engel kalmadı. Evet. Aman tahtaya vur. İnşallah başka bir şey gelmez başımıza. Ne demek istiyorsun sen? Bir şey demek istemiyorum canım. Sakınan göze çöp batarmış. Allah korusun diyorum. Gerizekalı. Pardon bir saniye. Tabii tabii lütfen buyurun. Canım. Bu gerizekalı beni aradı Halil. Kim, Mustafa mı aradı yoksa? Hayır canım, Zeynep. Ödüm koptu ya. Boşandığımı niye söylüyorsun? Benim asabımı bozsun diye mi? Ya dur bir saniye. Ben Zeynep'le konuşmadım bile. Öyle mi dedi sana yoksa? Evet. Tebrik ederim. Boşanmışsınız. Halil söyledi. Aptal şey. Birinden duymuş. Sinir bozmak için aramış. Belli. Hakikaten. Gerçekten aptal bu kız ya. Sinirim nasıl bozuldu? Hayatım işte o da bunun için yapıyor. Ne olur sakin ol. Elim ayağım titredi. Nasıl sakin olayım gerizekalı şey? Bana bak. Ağzını bozma. İnşallah bir engel çıkmaz da kavuşursunuz falan diye de tehdit ediyor bir de. Sanki bir şey yapabilirmiş gibi. Hiçbir şey yapamaz o bize.
Sinirinden ancak böyle saçmalar. Neredesin? Ben mi? Damat tıraşındayım. Akşam için hazırlanıyorum. Ben de. Sen nereye gidiyorsun? Benim çok güzel bir hanımla randevum var ama. Senin programından haberim yoktu. Peki. Tamam, hadi görüşürüz. Tamam aşkım. Devam edelim mi? Evet. Tamam. Kız nerede? Yatırdım içeri. Uyuyor. Yanıyorsun sen hala. Daha da çıkacak gibi. Bu halde bir yere gidemezdin zaten. Ama bu evde kalamam Emine. Yani kalamayız artık. Aslında gidecek bir yer var ama. 15'te bir eve temizliğe gidiyorum. Yazın geliyorlar buralara. Kışın boş duruyor ev. Ben girip toz alıyorum, havalandırıyorum evi falan. Aydın Ay'a yatırırlar paramı. Anahtar kimde? Ya niye daha önce söylemedin Emine? Hadi hemen hazırlan. Gündüz gözüyle olmaz. Geceyi bekleyelim. Bir gören olur falan. Toplamayalım kimseyi başımıza. Aslansın sen. Hay yaşa. Evet. Hadi kızım. Çatladı çocuk. Uf. Menekşe. Utandırma. Kız sen ne olmuşsun? Olmuş muyum? Hadi makyajını bozmayalım. Nazarlardan koru ya Rabbi. Teşekkürler. Geç kalmayın. Kadir. Tamam baba, vaktinde geliriz. Oğlum bari bir kravat taksaydın sen de. Oldu mu şimdi onların yanında böyle? Ne var ya, ben de böyle yakışıklıyım ya. Hadi çüz. Haydi bakalım. Görüşürüz. Görüşürüz. Hadi iyi eğlenceler. Hadi buyurun. Bakalım. İyi akşamlar. Mıstık arabaya. Arabaya bin. Çocuğu yatıralım önce. Kolun koptu değil mi? Gel gel. Yatır. Buraya yatır.
üşümesin. Ben şimdi kaloriferi de çalıştırırım. Isınırız birazdan. Aslında panjurlar kapalı, ışık sızmaz ama. Bir tane yak bari, çok yakma. Ne olur ne olmaz. Vay be. Güzel ev ha. Sen bir de yukarıları gör. Güzelim ev. Bütün kış böyle boş duruyor. Kaç tane evleri var. Duruyor tabii. Öyle. Olunca da böyle olmak lazım tabii. Zenginin parası, züğürdün çenesi hesabı. Acıktın mı? Vallahi olur. Yeriz bir şeyler. Tamam, ben hallederim. Beni şöyle sallamıştık. Aa. Nereye ya? Nişan kutlamayacak mısınız? Baş başa kutlayın işte. Benim ne işim var? Gerçekten mi? Herhalde. Salla şurada, salla. Yusuf abim tembih etti, rahat bırak çocukları diye. Ha. Vallahi aslan be. Kabul etmeyebilirdik. Ettik biz de. Sen de aslansın. Yemeğinizi yer ararsınız makul bir saatte. Makul bir saatte. Sonra bir yerde buluşuruz. Tamam. Çok teşekkür ederiz abi. Rica ederiz efendim. Hadi iyi eğlenceler. Bu rüyaysa ne olur uyanmayalım. İnan ki gerçek. Daha güzelini yaşayacağız. Göreceksin. Niye aramıyorsun? Bu saate kadar kaldım burada. Anca haberim oldu. Söyle. Nasılsın? Hatır sormak için mi bıraktın o mesajı? İyiyim. Bir şey öğrendiğin zaman ara demiştin. Ne öğrendin? Seni ne kadar ilgilendirir bilmiyorum ama Menekşe boşanmış. Ne? İşine yarar mı? Ne diyorsun? Bu çok önemli bir haber sevgilim. İyi o zaman. Bir işe yaradık nihayet. Dinle beni. Şimdi hemen yarınki gazetede çıkması için ilan vereceksin. Bu saatte. Yıldırım'ı ara. Ona söyle, o halleder. Yine mesaj mı? Kime? O kendini bilir. Hadi al kağıdı kalemi eline. Mıstık, şurada durdurur musun lütfen arabayı? İnelim. Burada mı? Evet. Hadi. Thank you.
Ne diyecektin arabada söyle bakalım. Halil. Hadi söyle. Bir rüya görmüştüm, o geldi aklıma. Onu söyleyecektim. Yine böyle bir deniz kenarında duruyorduk seninle. Mutluyduk. Sonra... Mutluyduk işte. Bu gece sanki o rüyanın içinden çıkmışız gibi hissediyorum. Ya da hala rüya görüyorum. Bilemiyorum. Gerçek değilmiş gibi geliyor hepsi. Galiba yemeği bekleyemeyeceğim. Babana sordum ama sana sormadım daha. Güzel olmuş, eline sağlık. Afiyet olsun. Sakin olun bayan. Sıcak sıcak iyi geldi. İçim ısındı vallahi. Daha var. Getireyim mi? Yok. Çocuğa kalsın. Sabah kalkınca içer. Ya üstü açılmasın, üşür. Sen bak arada sırada. Şimdi örttüm. Senin gerçekten birini öldürebileceğine inanmıyorum.
Üşüyor musun? Gel. Korkuyor musun benden? İyi akşamlar, hoş geldiniz. İyi akşamlar. Buyurun. Buyurun. Alayım hanımefendi. Çok güzel. Beğendin mi? Deli misin? Her şey mükemmel. Masal gibi. Baş başa ilk yemeğimiz. İlk ben seni pideciye götürmüştüm. Aa, evet. Ömrümde yediğim en güzel pideydi. İnanamıyorum Ali. Ne acılardan geçtik. Biz kazandık. Aşkımız kazandı. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Dehle kara bulutları hadi. Abi, ne haber? Hiç bıraktım çocukları, oturdum bir yere. Lale nasıl? Yok bir şey, iyiyim. Vallahi iyiyim ya. Siz nasılsınız? Ya yok bir şey abi. Ay seni özledim. O işte. Çok özledim. Ya tamam işte iyiyim ben yani, tamam düşünme artık sen. Lale iyi mi? Tamam iyi oğlum, güzel. Tamam sağ ol abi. Tamam takma kafana sen, hadi çöz. Thank you.
Ben sarhoş oldum galiba. Bir kadehli mi? İçkiden değil, mutluluktan. Ama sarhoş oldum. Sudan başka bir şey içmeyeceksin bu gece. Peki. Hı? Canım benim. Nereye kayboldun? Yatağını yaptım. Allah razı olsun. Soğuk ya. Çok değil aslında. Sen hastasın, ondan üşüyorsun bu kadar. Belki de. Dur bakayım, ateşim var mı hala? Yok. Düşmüş. Emine. Burada kal. Yanımda kal. Bir tane daha. Menekşe. Hı? İyi misin sen? Uykum var. Tamam işte, bir kahve daha iç. İstemem. O zaman kalkalım canım. Daha değil. Ya canım benim. Kalk, hava alalım biraz, açılırsın. Böyle güzel. Allah'ım. Beni... Ya seni bu halde ben eve götüremem. Ne derim babana sonra? Kızınızı sarhoş ettim dersin. Tamam, hadi gidelim. Yardım edeyim mi?
Yok artık, o kadar da değil. Gel canım. Alo. Alo Kadir. Çıktık biz, neredesin? Bilmem. Ne yapacağız? Nerede buluşacağız şimdi? Sen bir yer söyle, ben oraya geleyim. Tamam. Tamam, anladım. Hadi. Menekşe. Canım benim, iyi misin? Bak yapma, toparlan hadi. Abin çok kızacak. Kızarsa kızsın. Alo. Zeynep benim Mithat. Dışarıda mısın? Henüz çıkamadım, hala buradayım. E nasıl arıyorsun? Bırak şimdi. Avukatla görüştüm, bugün Menekşe'nin boşandığını söyledi, doğru mu? Evet, boşandı. Hay Allah ya, senin için üzüldüm. Ben hiç üzülmedim. Canım benim. Zeynep! Zaman aleyhimize işliyor biliyorsun değil mi? Tıkıldım kaldım buraya. Halil istediği gibi at koşturuyor. Ben de burada çalışıyorum değil mi? Boş durmuyorum. Sen onu elinde tutmayı bile beceremedin. Şşt! Kurtardı yakasını, şimdi evlenecek o kızla. Benden kurtulmak o kadar kolay değil Mithat Bey. Halil'in ipleri hala elimde. İstersen sende de olur. Ver hisselerini, al bilgileri. İyi geceler Zeynep. Boşuna direnme, pazarlık yapmayacağım. İyi geceler. Dik dur. Ya şöyle dur. Uykum var. Gel dışarı çıkalım. Ha? Ha? Abin geldi işte. Etmedim değil mi? Yok yok, yeni geldik. Nasıl geçti? Çok güzeldi. İyi eğlendiniz mi? Hem de nasıl? Ne oldu buna? Ya bir kadeh içki içtik. Ama sarhoş oğlum. Vallahi bir kadeh. Ya kızım sen de ya. Bağımı ne diyeceğiz şimdi? Anlarsa yandık. Aç camları aç. Allah Allah ya. İşimiz var sizin ha.
Işık yanıyor, yatmamışlar. Menekşe. Menekşe. Şşş. Gel buraya Menekşe. İyisin değil mi? İstersen önce bana gidelim. Ya zaten merak ediyorlardır. Daha geç olmadan gidelim. Bir şey belli etme, tamam mı? Hemen odana git, tamam mı? Tamam. Gülme. Gülme kızım. Ya. Ne yapayım, çok şeker ya. Hadi iyi geceler Mıstık. İyi geceler. Hadi Mıstık. Çocuklar geldi. Oh çok şükür. İyi vakitli geldiler. Evet. Selam. Hoş geldiniz yavrum. Merhabalar, biz geldik. Hoş geldiniz. Sağ olun. Ne yaptınız? Hiç, pinekledik öyle. Hadi yürü sen, yürü yürü. Ne oldu? Yok bir şey. Neler yaptınız bakalım? Halil beni çok güzel bir yere götürdü. Acayip güzel bir yerde ha, acayipti. İçtim bu. Yok canım, bir kadeh. Ortama ayak uydurmak için. Anne, heh. Yüzüme bak. Oo, çok güzelmiş. Evet, çok güzel. Menekşe. Ben yatıyorum. Her şey için teşekkürler Ali. İyi geceler. İçmeyecek de ben izin verdim. Yani benim yanımda diye içti. İçti böyle oldu. Neyse ben de gideyim artık. İyi geceler. İyi geceler, hadi geceler oğlum. Hadi, hadi. Halil. Efendim. Böyle şeyler ters bize. Bir daha olmasın. Merak etmeyin. Olmaz. İyi geceler tekrar. Güle güle yavrum. Güle güle. Güle güle. Hey Allah, ne olduk biz böyle? Dırlanma. Şunun şurasında nikahlarına ne kaldı? Yarın işlemlere başlayacaklar işte. Menekşe? Gel nineciğim. Kız sen beni öldürecek mi? Sen kim içip sarhoş olmak ki? Ya kavga çıkarsaydı baban? Ey Allah'ım. İyi, yok bir şey. Yok tabii. Aç şu camı, aç da azıcık hava gelsin hadi. Tamam tamam. Leyla! Aman bu da. Geldim, geldim. İçkiden değil yine, vallahi mutluluktan oldu. Ver bakayım şu yüzüğü, ver. Oo, gerçekten çok güzelmiş. Her şey çok güzeldi bugün. Hiç bitmesin istedim. Daha güzel günleriniz olacak inşallah. Nine. Ninem. Bugün Halil'le ben... ilk defa öpüştük. Bak 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 bak. Rahmetli beni ilk gördüğü gün öpmüştü. İlk görüşmemizde. Hem de.
ilk gerdek gecesi görmüştük birbirimizi. Öyleydi o zamanlar. Utanıyor musun? Utanma. Sen benim el halimsin. Ne oluyor? Bırak. Ne? Bırak, istemiyorum. Senin isran annem. Yapma, bırak dedim. Ne demek bırak kız? Ne demek bırak? Hop. Sen beni rezil mi edeceksin lan? Allah'tan yıldızımız barıştı dedemle. Çok sevdik birbirimizi. Çok. Menekşe? Hı. Ne oldu kuzu? Hiç. Yok, bir şey olmadı. Halil. Benim için çalıyor. Ne güzel değil mi nine? İyi geceler Melekçe. İyi geceler Ali. Evet.
anneciğim. Vay, korkuttun kız beni. Gel bakalım. Hop. Öpeceğim. Hadi bakalım. Bir de buradan. Güzelim benim. Annem işe mi gitti? Yo. Tamam. Dur. Ben geldim. Aa, geldi işte. Hadi koş bakalım anne. Koş koş koş. Aman da. Uyanmış mı benim güzelim? Acıktım. Vallahi ben de ekmek acıktım. Ekmek aldım. Biraz peynirle zeytin de. Çayı koyarım şimdi. Dur bakayım. Gazeteye bakayım şurada. Niye her gün bu gazeteyi alıyorsun? Tiryakisiyim de ondan. Gazete niye alınır? Ama okumuyorsun ki. Karıştırıp karıştırıp bırakıyorsun. Bir şey arıyorum belki canım. Ne? Hadi koy çayı. Çocuk acıktı. Burada ne yazıyor? Peki burada ne yazıyor? Dur kızım. Kalktım, kalktım. Hadi otur kahvaltı et. Yo, ettim ben, teşekkür ederim ama... varsa bir çayınızı içerim. Var tabii oğlum, otur. Poğaçamız yok bu sabah. Aşçımız akşamdan kalma da. Babam çok bozuldu. Hadi yine ucuz kurtuldunuz. Sabah karşılaşmamak için pencerede gitmesini bekledim. Günaydın. 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 Akşam için sizden de özür dilerim. Halil, büyük gün geldi. Nikah işlemlerine başlıyorsunuz ha? Evet. Evraklarınız hazır mı? Bir eksiniz olmasın da. Yok, merak etmeyin. Her şey tamam. Nikah dairesine sen de gideceksin mi onlarla? Yok, pastaneye gideceğim. Az bir işim kaldı. Akşama biter. İnşallah. Biz de nikah işlemlerine başlayacağız. Hadi bakalım. Hemen gün verirler değil mi? Tabii. Tekrar günaydın. 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 Ayıldın mı kız? Abi. Gel gel. Ne abisi? Rezil ettin kızım bizi dün gece. Aa, ne yaptım ki ben? Hatırlamıyor tabii ya. Küfelik oldun, küfelik. Mağaralar mağaralar. Mahalle ayağa kalktı kız. Kendimdeydim ben, her şeyi hatırlıyorum. Hadi hadi, çok pis oluyormuş sarhoşluğun ha. Felaket. Ya yine şunlara bir şey söyle. Uğraşmayın benim kuzumla. Hadi uğraşmayın. İçim geçer gibi oldu o kadar. Sahibi taşkınlık falan yapmadım değil mi? Yok yok. Durgun bir su gibi oldun. Sessiz. Sakin. Arada hafif hafif dalgalanıyordun işte. Hadi hadi kahvaltını et. Yok, biz çıkalım hemen. Aa, iki lokma yemeden olur mu? Çok heyecanlıyım anne. İşlemler bitmeden bir şey yemem ben. Hadi Halil. Tamam canım. Aa, bak kaldırdı çocuğu. Oğlum çayını içmedin daha. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz ya. Abi, dün gece için sağ ol. Hadi hadi. Allah işinizi rast getirsin. Bunlar da evlenecek mi? Ne yapacaksa yapsın. Bunlarla mı uğraşacağız ya? Ne kadar mutlu yavrucak. Allah tamamına erdirsin inşallah. Amin. Bir de şu herif bir... Hadi kızım aç ağzını. Doydum. Bir lokma daha. Hadi. Otobüs garaja giriyor. Babam da baksın. Bak babası bak. Baba bak. Ne? Otobüs garaja giriyor. O ne demek be? Bak. Aç ağzını. Hoppa. Aa, öyle mi deniyor ona? Hı hı. Ah.
Telefonumu bir versene. Ne oldu? Bir ver ya. Allah Allah. Al. Merak etme, numaranı gizliyorum. Kimi arıyorsun? Sabah şeriflerin hayır olsun beyim. Mustafa. Ha ya. Bakıyorum sen yine çıkmışsın piyasaya. Hiç çekilmedim ki. He, iyi oldu iyi. Yarım kalan bir hesabımız vardı seninle. Görürüz artık. Vay. Sen önce kendi hesaplarını kapat. Haberi duymadın mı yoksa? Ne haberi lan? Gerçekten bilmiyor musun? Neyi? Anlaşıldı, bilmiyorsun. O zaman müjdeyi ben vereyim. Boşanmışsın Mustafa. Ne diyorsun sen lan? Menekşe seni gıyabında boşamış. Sen uyu da. Anca bahara uyanırsın. And olsun ki...